Konuklarım geldiler. Dışarıda sağanak yağış var, zor geldiler. Az önce de burada sesini duydum. O nasıl bir yağmurdur? Hayatım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne var ne yok? Sebi Bebi ve Ezgi Kasapoğlu adaşım gel. Merhaba. Rozlaştın mı sen? Biraz. Nereye gittin? Çok fenasın. Beraber tatile gittik. Kaçtık biraz kız kıza. Birkaç günlüğüne. Hamile tatili yaptık biraz Sebi'yle. Ay öyle mi? Tebrik ederim. Evet, çok teşekkür ederim. Ay çok güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Geçen sefer yoktu ve bu sürprizle geldik. Çoğalarak geliyoruz. Müsaade edin lütfen. Ne kadar? Aa, bayağı büyük. Evet. Ay çok güzel. Ay duygulandım. Ben çok hastasım bu konu. Ay valla başlama güzel. Ben de başlarım. Erkek mi? Öne doğru bu biraz. Kız mı? Ya ben zayıf olduğum için herkes aynısını söylüyor. Ya bir daha doktora göster emin misin falan. En son seferde de kız dedi artık değişmez bu saatten. 6:30. Aa, tepiyordu bu. Duyuyor mudur beni? İçeride parti veriyor herhalde diyorum. Şaşırıyorum. Ya diyorum şu an inanılmaz merak ediyorum. Hani bir anda değişiklikler oluyor. Çok alışkın değilim tabii şimdi. İlk doğum yapan mi? Hanımlar diyordur. Oho daha neler olacak diye. İlk. İlk diyorum ki nasıl? Ay, ne yapıyor bu içeride böyle? Evet, ona şahit oldum ben de. Gerçekten hani kulağım dayayıp. Çünkü insan dinlemek istiyor. Ben şok geçiriyorum. Ayağını falan görüyoruz bazen vurduğu zaman. İnanılmaz bir şey yani. Bebek bekleyen annelere de. Ben Canan'ımın hep karnına yatıp dinlemek istedim ama evet. Hiç bana tepki vermedi halasına. Bir duymak istediğim bir durumumuz vardır var, değil mi? Kesin var. Yani hepimiz. Ben çok merakla yani. Kadının sürekli karnındayım. Acaba ne zaman vuracak diye. Ay çok evet, tatlısınız. Ay iyi yaptınız. Enerjiyi depoladın. Vallahi öyle. Şeydi ya İstanbul'da hep böyle kasvetli şey. Ve gerçekten güneşe ihtiyacım olduğunu hissettim. Yani hani normalde hiç aramam öyle şeyler ama dedim ki benim güneşlenmem lazım. Biraz güneş görmem lazım. Öyle Ezgi gibi yatmadım tabii de. Evet. D vitamini depoladım. Birkaç gün geldik. Ay, güzel harikasınız. Oldu evet. Güneşlendik dedin. Güneş koruyucusu mutlaka sürmeli mi insanımlar? Bugün makyaj diyorları konuşacağız çok. Efendim. Ben yaz makyajı özellikle avantajlarını evet. Konuşacağız. Neye dikkat etmemiz lazım onu konuşacağız. Güneş koruyucunu sürekli kullanmak lazım zaten. Ben zaten saat 4'ten sonra çıktım. Hı hı. 4'ten sonra da yanılıyor bu arada. Yani en güzel öyle. Kızarmıyorsunuz önceden, aynen. Önceden 3'ten sonra derlerdi ama artık güneş çok daha fazla etkili olduğu için en güzeli 4'ten sonra. Gayet de değil mi korunduğum tabii halde. Canım baksana yandık yani. Toplasanız 3 günde 45 dakika güneşlenmişimdir. Bayağı bir güneşlendik yandık diye. Ben de burada güneşleniyorum spotlarla. Evet burası zaten tam full güneş. Ama her işte bronzlaşınca makyajın da çok daha böyle işte belli oluyor yapacaksın. İşte. Mesela ben aynen çok beyaz tenli olduğum için özellikle yaza geçişlerde insan bir renk istiyor yani elimiz mahkum. Ve böyle biraz da yandığın zaman daha güzel, daha sağlıklı duruyorsun. Sağlıklı bir şekilde bronzlaşınca tabii ki. Evet. Yaz aylarında da kış aylarındaki gibi komple makyaj uygulanmalı mı hanımlar? Hayır. Değil, hayır. Tabii ki uygulanmamalı. Sadece ruj ve maskara yeter mi? Yeter. Eğer çok böyle lekeniz varsa, eğer hani böyle ya da sivilce izlerinden rahatsız oluyorsanız kesinlikle lokal. Yani hani şöyle pıt pıt onların üzerine yapmanız gerekiyor. Hem ağır hissediyorsunuz, ağırlaştırıyorsunuz. Zaten terliyorsunuz, onlar akıyor. Eliniz hep yüzünüzde terlediğiniz için. Ben kaşınıyorum mesela. Tabii evet, kaşıntı da sivilce de yapabilir. Evet. O yüzden yani hiçbir zaman komple bir makyaja ben de aynı şekilde karşıyım. Fondötenler, pudralar. Yani aynen. Çok yağlıysa belki... Transparan evet. Pudra filan üzerine belki bir kat ya da sadece atıyorum terleyen bölgelere geçerler ama çok renkli pudralara hiç gerek yok. Zaten bronzlaşıyorsun. O kadar da kapatmadıktan sonra gülümseyerek bakıyorsun çok bana. Çok tatlısın ya ne kadar güzel anlatıyor. Ya. Şimdi mesela diyelim ki fondötene ihtiyacı var yüzünde. Aha. Su bazlı fondöten mi kullansın? O fondöten yerine başka bir şey mi tercih etsin? Ne yapsınlar Sebi Bebi? Şimdi ne yapsınlar biliyor musunuz? Öncelikle yani özel mesela düğün sezonu değil mi? Yazın mutlaka fondöten sürülecek. O yüzden su bazlı uzun süre dayanıklı fondötenler var. Onlar mecburen sürecekler bütün gün yüzünde kalmasını istediği için. Ama günlük olarak yine kullanacaksanız bir fondöten ben şey öneriyorum. Onu inceltmenizi öneriyorum. Yani kat kat fondöten kullanmanıza gerek yok. Cildiniz bütün halinde tek renk gözükse yeter. Nasıl incelteceğiz? Onu nasıl incelteceksin? Özellikle güneş koruyucusuz bir fondötense mesela güneş koruyucunuzu karıştırabilirsiniz. Nemlendiricinizi karıştırabilirsiniz. Seyrelteceksiniz. Hem nemlendireceksiniz hem de aynen. Eşitlemiş olacaksınız. Kendi BBCC kreminizi yaratmak gibi bir şey aslında bu. Çok basit. Bazı hanımlarda hani yazın çok krem kullanmıyor. Yağlı olmasın, krem ihtiyacı yok. Hayır. Zaten terliyorum mantığı var. Aloe vera jeli.
Mükemmel evet. bir inceltici. Onu da söyleyeyim. Fondötenin içerisine de karıştırabilirsiniz. Tek başına da kullanabilirsiniz. Öyle satılıyor mu aloe vera jeli diye? Satılıyor. Direkt aloe vera jeli satılıyor. Ama ben o kadar yani ben gerçekten çiçeklerle hiç anlaşamayan birisiyim. Çok seviyorum. Ama diyorlar ki buna hiç bakma. Yani suyunu ver. Kurutursun. Ben ya çürütüyorum ya kurutuyorum ama aloe vera o kadar bakımı kolay bir şey ki. Nasıl çoğalıyorlar, nasıl insan herkese dağıtıyorum. Çok kolay bir bitki. Onun yapraklarını açıyorsunuz, bıçakla ayırıyorsunuz, sıyırıyorsunuz. Mükemmel, en güzel nemlendirici, en güzel evet. yanık giderici, leke giderici. Kesinlikle. Yani çok antiseptik güzel özelliği de var. Evet. Bir yaranın üzerine, var. İltihaplı bir yaranın üzerine sürdüğün zaman o iltihabın dışarıya çıkmasını sağlıyor. Evet, o anlamda aynen. da çok faydalı. Aloe vera jeliyle inceltebiliriz fondötenleri. Aynen öyle. Yine satılıyor da daha kolaya kaçmak isteyen Güneş varsa. Güneş sonrasında kullanabilirler. Aloe vera jelini mesela buz kalıplarına doldurup değil mi dolaba evet. koyarsınız. Sonra güneş sonrası çok yandığınızı hissediyorsanız eğer o yanan bölgenin üzerine o buz kalıbını gezdirirsiniz soğuk soğuk. Hem tedavi etmiş olursunuz hem de bir ferahlık evet. verir. Yazın mutlaka ben onu yapıyorum. Çünkü belli olmuyor yani. Hani güneşte biraz fazla kalıyorsunuz, yürüyorsunuz vesaire. O buz kalıpları çok hayat kurtarıcı oluyor. İçine belki birazcık çay demleyip karıştırıp böyle bir kokteyl yaparsın. Kokteyl yapabilirsiniz. Nasıl çay? Yeşil çay da yine antiseptik ve iyileştirme. Yeşil çay da aslında normal siyah bildiğimiz çayda da tane maddesi yüzünden çok güzel bir antiseptik o aynı zamanda. Onu da böyle acil yanık durumlarında kullanmak için yine buz kalıplarına dondurup koyabilirsiniz. Ha, onun aloe vera jeliyle karıştırın çayı değil. Yanlış. Yok onu da yapabilirsiniz. O ayrı. O da evet. Beraber de karıştırabilirsiniz. Beraber. Tek tek de yapabilirsiniz. Bunlar evinizde çok kolay yapabileceğiniz doğal yöntemler gerçekten de. Ezgi ile hatta ben bir aloe vera jeliyle şey yapacağım. Güneş sonrası nemlendirici, doğal bir nemlendirici yapacağım. Biraz orada aloe vera biraz evet. sonra evet onu da yapacağım. Ben de deniz tuzu saç spreyi yapacağım. Hani böyle yazın çünkü hepimiz onu istiyoruz ve evet. seviyoruz. Denizden çıktığımızda saçlarımız nasıl böyle güzel dalgalanıyorsa doğal. Hani bunu aslında normalde denize gitmeden de elde etmenin yolunu burada göstereceğiz sizinle birlikte. Bir de denizde saçlar da çok yıpranıyor ve çok kuruyor. Onun tabii. için de ben sizden tüyo isteyeceğim ama mesela pudrada kalmıştık. Hı-hı. Onları birazdan öğreneceğim çünkü. Hı-hı. Mesela pudra nasıl pudra tercih etsinler? Kesinlikle renkli kompakt pudra dediğimiz pudraları tercih etmiyoruz. Hani o kapatıcılık özelliği de olan pudraları kullanmayacağız. Evet. Çünkü çamurlaşıyor onlar bir süre sonra yazın. Terliyorsun. Aynen. Terledikten sonra burada birikmeye başlıyor. Hele altında fondöten de varsa böyle parça parça evet. oluyor. Evet, onun katman, olması katman. İçin incecik bir transparan pudra toz halinde. Hani fazlasını da silkeleyerek sadece bölgesel olarak kullanabilirler. Çok hafif. Onu rahatlıkla kullanabilirler. Hı. Transparan pudra. Bir de mesela yine yağlayan yani tabii ki en yazın en kabus herhalde yağlı ciltlerin. Yağlı, değil mi? Yağlı ve karnı ciltlerin. Yağ emici mendiller var. Ama bu yağ emici mendilleri kolay, pratik bir şekilde. Normal mendil olmuyor mu? Yağ emici mendil ayrı mı satılıyor? Satılıyor da. Onlar nasıl böyle yağlı kağıt gibi böyle bir dokunduruyorsunuz bütün yağ emiyor. Evet. Ama onun pratik bir yolu var. Allah Allah neler çıkarıyorlar. Bak şimdi geliyor. Klozet örtüsü. Şeylerde de satılıyor. Bu arada işte şeyler böyle parfümeri tarzında yerlerde satılıyor. Marketlerin hepsinde satılıyor. Hani pratik çantaya atmalı. Evet. Ama gittiğiniz bir restoranın tuvaletinde de böyle birkaç tanesini alıp çantanızı atıp inanılmaz güzel yağ emiyor onlar. Emiyor, direkt emiyor. Gerçekten emiyor. Ben böyle... restoranın tuvaletinden onu alıp da yüzüme yapıştıramam da. Arkalardan alıp. Ya o şey hiç ulaşılmıyor. Aynen hiç ulaşılmıyor ya. Arkadakilerden alıp gerçekten makasla keserek aynı görevi görüyor ya. İnanamazsınız ya. Hemen... O yapıştırdığınız zaman direkt o yağ direkt o şeyin üstünde kalıyor. Ya yağlı ciltler için çok önemli çünkü gerçekten silince yapıyor ya. Ya emici mendili öğrendim, onun yanında alternatifini de öğrendim. Evet. Ter ve yoksa şey yapıyor, komedonları doluyor, gözenekleri doluyor, komedon oluyor, sivilce oluyor. Tabii. O yüzden sürekli öyle bir şeyle emdirmek en güzeli pudra yerine. Bu olmuyor mu böyle emdirmek? O makyajınızı da alıyor, bu almıyor. Hayır, fazla ekonomik kadın ben. Alır o da alır. Bu arada incecik bir katta tek kat yaparsanız ne kadar güzel aldığını alıyorsunuz ama o daha... Çok emiyor yani. Hani siz böyle şeylerle çok içli dışlı artık reyonlarda neler var o ürün hangi reyonda hangi katında biliyorlar çünkü. Evet. Arkasında ne olduğunu biliyorlar. Onun için öğreneceklerimiz var. Biz mesela senin allıkların çok hoş duruyor aşkım. Beğendiniz mi? Çok güzel olmuş. Krem allık. Pembe ve şeftali tonları allıklardan vazgeçemeyen kendini evet. canlı gösterdiğine inanıyoruz biz kadınlar evet. ve seviyoruz. Öyle de gerçekten toz allıkları de öyle. Devam mı?
Yazın bence toz allık kullanmayın. Çünkü toz allık yine terle birlikte çok kolay uçup gidebilen ve sıvaşabilen bir şey. Krem allıkları daha çok kullanmanızı ben tavsiye edeceğim. Hem daha kalıcı oluyor hem de rengini daha güzel gösteriyor. Oradan bana da kameramanı evet evet diyorlar. Eşlerden biliyorsunuz. Biliyorlar aynen. Krem allığınız evet. Yoksa bu arada rujunuzla da çok rahat. Aynen. Krem allık yoksa hatta eşleştiriyorsunuz rujla çok kolay oluyor. Yılların hatırlıyorum ben. Bir dakika, evet. Ya, yıllardır değiştiren sonra buraya o rujdan sonra da dağıtırdı. Aynen öyle. Yani kalıcı da oluyor Ezgi'nin dediği gibi. Hem de yazın böyle mat görüntüler istemiyoruz, sevmiyoruz. Görüntü mesela olarak hoşumuza gitmiyor. Hani mat hepimizin evinde olan ve sizin dediğiniz işte o şeftaliler, pembeler bunlar aslında bu tam bir yaz paleti. Ama toz olduğu için zaten dökülmüş hani görebiliyorsunuz. Bunu tenimize de uyguladığımızda aynı uçucu etki maalesef bunda var. Rüzgarda zaten birkaç saat sonra bir bakıyorsunuz. Yani yanınızda taşımanız lazım. Arada böyle bir lavaboya giderken çantanızla gidip allıktan attırmanız lazım. O da mümkün değil. Niye? Yüzünüz terliyor. Evet. Terlediği için yani ıslanıyor. Islak bir şeye tozu sürdüğünüz zaman çamur gibi oluyor. Yani leke leke. Tek şerit kalıyor biraz, böyle. Evet, bir yeri koyu, bir yeri açık. Ben size krem allığı da göstereyim. Mesela bu krem allık. Şöyle hemen elimin üzerinde göstereceğim. Rengini bakın hemen nasıl verdi. Azıcık aldım. Elimin üzerinde böyle yine bir bronz pembe gibi bir renk bu aynı zamanda. Güzel bir renk yani. Bunu fırçayla rahat aynı şekilde. Fırçayla parmakla nasıl gelirse artık içinizden o şekilde uygulayabilirsiniz. Şimdi bu yaz mesela farlar moda mı? Far var mı? Ben mesela sadece maskaracıyımdır. Hep var. Özellikle krem far çeşitleri çok artmışken bronzlar, ışıltılı. Evet aynen öyle. Bende de birazcık şu anda var ama hem krem hem toz. Çok krem farlar biraz... Teşekkür sana ederim. Sana da söylemek yani makyajın güzel oldu demek. Çok teşekkür ederim. Mutlaka böyle güneşin ışığını yansıtacak. Hem gözleri canlı gösteriyor, aydınlık gösteriyor, kesinlikle. Uykunuzu almış gösteriyor, ferah gösteriyor. Hem de kalıcı. Özellikle dediğim gibi yine yağlı göz kapağı olanlar için. Toz far kesinlikle kullanmayın. Yani krem far. Evet, krem far kullanın. Şöyle saten tonlar. Saten bitişli böyle krem tam dokulu olan. Tam Ezgi de getirmiş. Hı-hı. Yine böyle ne kadar güzel çok duruyor güzel. Bunlar göz kapağının üzerinde. Şu tonlar, sıcak tonları yazın göz kapağımızdan eksik etmezsek güzel olur. Şöyle bir pıt pıt. Hani böyle ağır işte gölgeli farlar kesinlikle değil. Tek bir far veya maksimum belki iki. Sana bakınca sebebi aklıma ne geldi? Sen anlatıyorsun bir taraftan dinliyorum ama. Bir taraftan hani kız çocuğu annenin güzelliğini alır derler ya yalan. Sana bak kız çocuğu bekliyorum diyorsun. Ya, gerçekten yalan hakikaten yani. Hakikaten böyle bir farklı bir güzel geldin. Hafif sanki hatta böyle. Güzelleştin diyorlar. Güzelleştin yanakları falan dolmuş mesela. O çok iyi oldu. O kadar oldu, iyi evet. Olmuş. Kilo hakikaten kilo almak çok yakışmış sana. O çantadan neler çıkarıyor Ezgi? Ben şu an gerçekten Ezgi'de yok zaten. Gerçekten ne varsa dökmüş durumdayım. Ezgi donattı. Evet. Aynen. Nedir hazırız onlar? Makyaj için. Hazırsın. Şunu soracağım. Şimdi maskaraları seviyoruz ama bu akıyorlar. Evet. Havuza giriyoruz çıkıyoruz, denize giriyoruz çıkıyoruz ya da akşam işte terliyoruz ya da bir an boş bulunuyoruz. Evet. Siyah siyah hoş bir görüntü olmuyor. Panda gibi altına iniyor. Ne yapacağız? Waterproof dediğimiz su bazlı yani suya dayanıklı olan maskaraları kullanacağız. Yine şurada yanımda var benim. Öyle bunu uyguladığınızda denize bile girseniz hiçbir şekilde akmıyor. Gözünüze bulaşma yapmıyor. Tabii ki diplere dalarsanız onu bilemeyeceğim ama. Dalacaksanız onu yapmayın. Ama hani plaj şıklığını seviyorsanız böyle bir arayışınız varsa o zaman suya dayanıklı ürünler tercih etmeniz lazım. Bunun da başında yine maskara geliyor. Alt kirpiklerine değil mi çok fazla sürmesinler. Yani çünkü en çok oradan akıyor zaten. O yüzden tene çok yakın olduğu için terlemenin de etkisiyle, evet. Güneşin etkisiyle direkt o panda dediğimiz o siyahlıklar oluyor. Olmaması için alt kirpiklerine sürmesinler. Bir de dolgunluk da veren yerine uzunluk veren maskara tercih etsinler. Dolgunluk evet, veren önemli. Maskaraların içerisinde işte fiberler var böyle birazcık daha pudralı oluyor. Onlar daha katman katman. Şöyle yapsanız bile pıtır pıtır dökülüyor. Hı-hı. O yüzden hani dökülme olmaması için uzunluk veren maskara kullanırlarsa hiç rahatsız olmazlar gayet yazı evet. Geçirebilirler. Herkes onu tercih edebilir uzunluk veren. Aynen. Kesinlikle evet. Hem güzel de uzun da durur. Bir de öyle yüz siz katta sürmeyelim. Siz günlük hayatınızda nasıl maskara tercih ediyorsunuz hanımlar? Ben dolgunluk veren tercih ediyorum normalde. Benim zaten uzun, evet. Ben de dolgunluk veren. Çünkü daha seyrek, kişinin hani böyle ihtiyacını bilip de ürünleri seçmesi her zaman daha güzel oluyor. Aynen. Çünkü çok ürün var, çok fazla vaat var. Neyi seçeceğiz, neyi seçmeyeceğiz. İnsan biraz kendini tanırsa
kolay seçimler yapabiliyor. Şimdi farlar çeşit çeşit orada. Bir evet. de gündüz makyaj yapıyoruz. Ya makyaj dediğimiz işte bahsettiğimiz gibi hafif makyajlar ama şimdi gece dışarı çıkarken de mutlaka tabii, bir yazın. De bronzlaştıysak bir havamız başka oluyor tabii ki. Şimdi gündüz makyajıyla gece makyajı farlarda nasıl farklılıklar olmalı? Farda yine aynı şekilde mesela gündüz daha şu tonlar, daha açık tonlar tercih edilirken gece yine aynalarının işte koyu bronz, koyu kahve. Işıltı biraz yine daha ışıltılı. Belki ışıltılı olanı. Yine ışıltı, sim olabilir belki birazcık glitter, sim hafif şuralara böyle pıt pıt var. Üzerine çok birazcık trend. Daha parlatabilirsiniz ama yine siyah, füme işte bu tonlara bronz. Çok gitmemek gerekiyor. Bence bronz, kahve altın. Tonlarını rahatlıkla evet. yine akşam kullanabilirsiniz. Yine şeyde kesinlikle ışıltılı allık. Ve aa, ışıltılı gece ise, aydınlatıcı. Evet. Gece ise ışıltılı mükemmel çünkü oluyor. Yanıyorsun hani bronzlaşıyorsun onu daha bir ön plana çıkartmak istiyor. İnsan. Kaybolmamak istiyorsun karanlıkta. Ama gündüz çok terlemenin etkisiyle o ışıltılı bronzerları allıkları sürersek bu sefer çirkin görünür. Gündüz biraz daha ışıltının az olduğu, gece ışıltının fazla olduğu ürünler. Öyle diyebiliriz. Hepsi için geçerli. Bronzerdan allıktan fara kadar. Fara evet. kadar. Rujlar? Ah rujlar matlardan kopalım kesinlikle. Artık ya. Kesinlikle zaten evet. yazın hiçbir zaman ben mat ruj önermiyorum. Çok kuru ve kötü duruyor. Dayanıklı olduğu bir kesin bir şimdi, gerçek. Onu şöyle gösterelim. Bu mat yani evet. bu kurudukça matlaşacak bir ürün. Bunu dudağınıza uyguladığınızda yazın, yaz için konuşuyorum. Zaten güneşin etkisiyle dudaklarımız çatlıyor, dökülüyor, pulpul oluyor, sağlıksızlaşıyor. Bir de üzerine mat sürerseniz bu sefer ne oluyor? Daha da kuruyor ve sağlıksız görünüyor. Ama onun yerine daha böyle saten bitişli, daha yumuşak, ıslak duran ürünler tercih ettiğinizde, bu kuruyacak bu arada şu an yanıltmayalım. Kuruduktan sonraki etkisini göstereceğiz. Evet. Bu hiç bu tarafa doğru, ne tarafa? Evet. Şöyle. Bu daha ıslak bitişli, bu daha canlı gösteriyor. Ya hep evet. ışıltılı doğru. ve nemli, bütün makyajın sırrı yazın aslında ışıltı ve nem. Yani mat rujunuz var, onun rengini çok seviyorsunuz. Ama onun üzerine hemen bir yağ. Bu herhangi bir yağ olabilir veya gloss dudak parlatıcısı, tabii. şeffaf dudak parlatıcısı olabilir. Sür. Üzerine hemen bunu sürüp onu da yine aynı öyle parlak ve nemli hale getiriyorsunuz. Ben böyle bir rahatsız oluyorum. Böyle hissi. Glosslar. Onların da yağlı yağlı. Onun yenileri da çok şey çıktı, güzelleri çıktı. Çok hiç öyle yapışkan olmuyor. Ben anlıyorum sizi. Alışverişe gidelim Ezgi seninle. Böyle herkes zeytinyağlı dolma yemiş. Böyle onları siz hayır dudaklarım böyle konuşurken falan rahatsız hissediyorum. Evet. evet. Ben de nefret ediyorum. Saç rüzgarda böyle evet, uçar yapışıyor. Onların artık yenileri var. Yani daha bence revize edilmiş. Ben sevmiyorum diye hiç bakmadım yenilerini bilmiyorum. Direkt dudak parlatıcı dudak balma. Sürebilirsin. Hiç şeye gerek yok. Evet. İllaki hani böyle parlatıcı, dolgun böyle evet. bir şey sürmene gerek yok. Direkt renkli veya renksiz hiç fark etmez. Mesela o tam işte o tam gloss etkisini veren yansıtmalı bir ürün. Mesela onu sürdüğünüzde bakın. Yani o tam dolgunluk artık, da veriyor yani biraz. Çok dolduruyor. Hı-hı. Boyut veriyor ama bunlar işte birazcık. O dudak birazcık, beyaz gibi mi o? Çok. Ha pembimsi. Evet. Öyle bütün dudağa zaten öyle ürünleri onu da söyleyelim. Çok çabuk çıkıyor bu arada. Bütün dudağa uygulamaya gerek yok bu tip Sevilen'in elinde olan ürünleri. Sadece dolgun göstermek istediğiniz nokta üzerine, orta noktalara uygularsanız daha dolgun ve güzel duracak. Işıltı yani yansıma etkisi verdiği için dudağa altın daha şey duracak. Altın normal rujumuzu süreceğiz ama böyle ışıltılı parlak bir şey varsa şu altları onu da şöyle. Alt ve üst orta bölüme şu parmağınızla bile dokundursanız olur yani. Harika, çok güzel. Peki mesela ben havuzda denize girirken neden makyaj yapılıyor? Ben yapmıyorum ama yapmak isteyenler de var. Oluyor. İsteyenler var, oluyor. Siz yapar mısınız havuza giderken yok. Makyaj? Ben yapmıyorum. Bazen itiraf edeyim bazen o waterproof dediğimiz suya dayanıklı olan maskaraları uyguladığım oluyor. Yani bir parti ise eğer ya da hani önemli ha, bir özel bir şeyse yani özel bir olay varsa o zaman tabii makyaj yapıyorsun azıcık krem aldık. Güneşten ne kadar da güzel yanmışsın Ezgi dedirtici. Evet, evet. Biraz da işte rimel zaten yeter. Far falan asla bence yapmayın yani gerek yok. Plajda ne gereği var farın? Yüzün ya güneşlenin. Ya aynen öyle ya birazcık vallahi ama yapmak isteyenler varsa da artık tabii ki herkesin tercihi.